Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza salamura zeytin nasıl tatlandırılır? Tüm detaylarıyla aşama aşama göstermek için geldim. Umarım izler ve beğenirsiniz diyerek hemen tarifime geçiyorum. Ben zeytinlerimi 6-7 ay önce sadece tuz ile bu şekilde şişelere kurmuştum. Bazılarından duyuyorum, kurarken içerisine sirke ve yağ da bırakıyorlarmış. Ben tekrar belirtmek istiyorum. Sadece tuz ile kurdum. Şişemin kapağını hafifçe aralıyorum ve içerisindeki havan çıkmasını sağlıyorum. Sonra tamamen açarak içerisindeki suyu boşaltıyorum. Bu su sayesinde zeytinimiz bu zamana kadar bozulmadan ve yumuşamadan kaldılar. Artık bu suya ihtiyacımız kalmadığı için döküyorum. Şişeyi keserek içerisindeki zeytinleri süzgecimin içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi zeytinlerde ne bir yumuşama ne de bir bozulma var. Olduğu gibi duruyorlar. Arada açık renkli olanlar da var. Onlar da güneşi gördükçe koyulaşacaklardır. Zeytinimi bol su ile 4-5 defa yıkıyorum ve 1 saat kadar bol suyun içerisinde zeytinimi dinlendiriyorum. Zeytini bol suyun içerisinde dinlendirdikten sonra süzüyorum ve streç film geçirdiğim tepsimin üzerine alıyorum. Tepsime streç film geçirmemin sebebi zeytinin tuzundan tepsimin zarar görmesini istemememdir. Ve balkonumda çok fazla güneş almayan kısmında zeytinimi buruşup tatlanıncaya kadar dinlendiriyorum. Ara ara da karıştırmayı ihmal etmiyorum. Ben burada sizlere bir detay göstermek istiyorum. Umarım kameradan gösterebiliyorumdur. Ben zeytinlerimi kurarken 3 yerinden çatalla delikler açtım. Bu şekilde yaptığım zaman zeytinim çok daha tatlı ve lezzetli oluyor. Sizlere de mutlaka bu şekilde yapmanızı öneririm. Zeytinlerin ikinci günü buruşmaya ve siyahlaşmaya başladılar gördüğünüz gibi. Yine gidip gelip karıştırıyorum aklıma düştükçe. Günde 2, 3, 4 aklıma düştükçe karıştırıyorum. Mutlaka siz de karıştırın ki her tarafı eşit şekilde buruşsun. Zeytinin olma süresi bulunduğunuz ortamın sıcaklığına göre değişecektir. Mutlaka zeytini şişelemeden önce, kavanozlara koymadan önce tadına mutlaka bakmanızı öneririm. Acıysa biraz daha uzun tutmanızı öneririm bu süreyi. Zeytinin üçüncü günü yavaş yavaş olmaya başladı. Hurma şeklini almaya başladı buruşarak gördüğünüz gibi. Dediğim gibi hava sıcaklığına göre bu süre değişecektir. Benim bulunduğum ortamın hava sıcaklığı 30 ila 36 derece arası değişmektedir. Ben tadına baktım, henüz olmamış. O yüzden bir gün daha dinlendiriyorum. Ve zeytinimin dördüncü günü tadına baktım. Gerçekten artık tatlandı. Tamamen de buruştular gördüğünüz gibi. Kavanozlarıma koyuyorum. Benim gibi kurarken küçük şişelere kurarsanız açtığınızda dolapta çok fazla yer kaplamayacaktır. Ben her zaman bu şekilde yapıyorum. Büyük büyük şişelere yapıp da dolabıma yük etmiyorum. Çünkü bu zeytini dolapta muhafaza ediyoruz. Dışarıda hava sıcaklığından dolayı bozulma riski çok yüksek. Zeytinleri kavanozlar aldıktan sonra içerisine çok dolu olmayacak şekilde birer yemek kaşığı sirke koyuyorum. Dediğim gibi çok çok dolu dolu değil kaşık. Bir çay bardağı da yine çok dolu olmayacak şekilde sıvı yağ bırakıyorum. Dilerseniz zeytinyağı ile de yapabilirsiniz. Buzdolabında zeytinyağı donduğu için ben de o görüntüyü sevmediğim için zeytinyağı kullanmıyorum ama siz dilerseniz zeytinyağı ile de yapabilirsiniz. Yağın ve sirkenin zeytinlerin her tarafına ulaşması için şişelerimi şöyle bir sallıyorum
ve buzdolabına kaldırıyorum. Artık zeytinimiz hazır. Dilediğiniz zaman çıkarıp tüketebilirsiniz. Tüketirken de size bir öneri olsun. Kalan zeytinlerimi küçük bir tabağın içerisine aldım. İçerisine birazcık zeytinyağı, birazcık kekik ve pul biberi ekleyerek karıştırıyorum. Kahvaltıda bu şekilde tüketiyoruz. Çok lezzetli oluyor. Sizlere de öneri olsun diye burada paylaştım. Bu arada videomu izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak abone olabilir. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki tariflerim için de aşağıdaki zil butonu tıklayarak aktif hale getirerek haberdar olabilirsiniz diyorum. Ve zeytinlerimin son halini yakından da göstererek sizlere paylaşıyorum. Bir gece beklettim zeytinlerimi ve yağ ile nasıl parladıklarını sizlerle paylaşmak istediğim için tekrar servis tabağına alıyorum ve zeytinlerimin son halini sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler dener, çok daha güzelini yaparsınız diyorum. Bu arada yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. Evet, zeytinlerin son hali de yağ ve sirke ile bütünleştikten sonra gördüğünüz gibi parladılar. Dışarıdan aldıklarınızdan çok çok daha lezzetli oluyor. Mutlaka evinizde kendinizin yapmasını öneririm. Hem çok daha sağlıklı hem çok daha lezzetli. Evet, videomun sonuna geldim. Ben artık videomu burada bitirmek istiyorum. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.